Kız Nazgül. Kız Ayşe Hanım da inmedi ya. Başına bir hal mı geldi oğlan ki? Gidip bir baksan mı be? Bir kızım, Kıni Ana hiç aç kalır. Onun odasında vardır nevalesi mutlaka, merak etme. Vallahi ben sabah odasına böyle ekmek falan bir şeyler götürürken gördüm. Ha, bak duydun. Kıni Ana hiç kendini aç bırakır mı ya? Günaydın. Hayırdır Güttük? Niye gelmedin kahvaltıya? Vallahi Asiyacığım, ayıptır söylemesi. Benim odamda ağamla baş başa ettik de kahvaltımızı. Kız, Güttük. Ay madem atıyorsun şöyle güzel zeremli destekle atsan ya. Neyse ben sabah ağamı gördüm de dürünüyle koyunuş koyunuş yatıyordu. Ha, doğru söylüyor Möteber abla. Gece öyle bir talihsizlik yaşandı. Ağam salonda yatmak durumunda kaldı. Ancak sabahını her şey telafi etti. He, vallahi dün akşam bir talihsizlik bizim odamızda da yaşandı. Yarab da hayret. Kız karıdaki rahatlığa gel. Hem benim odamda, benim yatağımda, benim özelimde kocasıyla bingir, bingir, bingir diyor. Gelmiş bir de bana laf çakıyor. Yalnız orada fısırdaşıp mevzuyu dağıtmayalım. Ağamla benim odamda yaptığımız baş başa kahvaltıdan bahsediyorduk. Mevzu buydu değil mi? Kız Güttük. Ya sen şöyle bir zahmet edip bir kalksan da şöyle bir yüzünü neyin çimsen ha? Hayır, hala rüya görmeye devam ediyorsun da. Mütebir abla, hakikaten rüya gibi bir kahvaltıydı. Ya sen ciddi misin Ayşe Ana? Kıni Ana, kız doğru söyle. Sen baba ağanın kafasına silah dayadın, ne yaptın? Yok Nazgül, yok. Kendi hür iradesiyle geldi ağam. Lan yürü git. Allah Allah, senin ağamla içeceğin kahvaltıda ne olacak ki? Kesin sen sucukları, pastırmaları yutmuşsundur ağamda. Ağa böyle seyretmiştir. Hiç de bilen öyle değil. Kendi ellerimle besledim ben ağamı. Yedirdim de yedirdim, yedirdim de yedirdim. Ballarla, kaymaklarla besledim ama yumurtadan da yedirdim, bastırmadan da yedirdim, sucuktan da dattırdım. Ağam böyle kuş gibi açtı ağzını, ben ağzına dıkazladım. Yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim. Allah! Çok güzeldim ha? Ağam bak, bu kaymak. Konya'dan geldi. Çok güzel. Çok güzel, çok vallahi. Doyamıyorum ha, ya ya doyamıyorum. Günde bir tane böyle yiyebiliyorum. Bak, bu da çok güzel. Ev yapımı. Afiyet olsun ağam, yarasın. Bana ya, bastırma. Bastırma karşılığı değil mi o? Ha? Neyse. Bak, ne diyeceğim? Senin bu arada iddian yoktu be. Değil mi? Kaymaktan yiyeceğim mi? Bak, bak ha. Afiyet olsun. Aynen böyle oldu yani. Böyle oldu. Evet, böyle oldu Nazgül. Eksiki var, fazlası yok. O köprünün altından çok sular aktı geçti. Sizin bildiğiniz Güttük Ayşe'den eser yok şimdi. Allah Allah. Ne değişti acaba? O zaman ben de yarın gideceğim ama diyeceğim ki... ...yarın da kahvaltıyı benimle edeceksin. He, öbürsü günde ben. Karılar, karılar. Kendinize gelin karılar. Bu işler sırayla değil. Artık bütün sıralar bende. Bugün de bende, yarın da bende. Öbür gün de bende, öbür ay da bende. Bende de bende, bende de bende. Bu Güttük ne değil mi?
tahta ver abla ya. Ne bileyim kızım. Yani demem o ki canım gumam Asiye'm. Şimdi sen hanıma ağlığı istiyordun, aldın. Sen resmi nikah istiyordun, aldın. Ama yemeğin en tatlı, en yağlı yeri yani bağ kaldı. Allah etmez geçmiş. Delirdi ha. Yo yo. Delirmedim Mertemel abla. Parasında ama ben de parayı sen verdin. Ben çalıyorum ne haber? Allah. Ne haber? Artık siz bundan sonra ancak avucunuzu yalarsınız. Ağam hep benimle kalacak. İnanmıyorsanız gidip ağama kendiniz sorabilirsiniz. 60, 70.